İstanbul'da bir çete 4 kişiyi öldürdü, 10 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Elde edilen bilgiler sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Polis güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan cinayetleri araştırdı. Şehri kan gölüne çeviren acımasız suç örgütünü kısa sürede çökertmeyi başardı. Özel harekat ekipleri bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Çingene Ümit, adaleti hem sarsılmaz bir otorite hem de derin bir gizem barındırıyor. Kendi adamlarına bile merhamet göstermeyen ve adamlarını acımadan infaz eden bir insan, ihaneti affetmeyen bu adamın hikayesi sizi şüphesiz derinden etkileyecek. Derin detay, YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Her türlü desteğiniz bizim için çok değerli. Çingene Ümit, asıl ismi Ümit Yalçın olan ve 1970 yılında İstanbul'un gürültülü ve hareketli semtlerinden birinde dünyaya gelen bir suç örgütü lideridir. Yaşam öyküsü, erken yaşlardan itibaren suç dünyasına adım atmasından, 2019 yılında düzenlenen büyük bir polis operasyonuyla tutuklanmasına kadar uzanır. Bu süreçte İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu gibi dört önemli ilçesi, Çingene Ümit'in suç faaliyetlerinin merkezi haline gelmiştir. Bu ilçeler, hem İstanbul'un suç haritasında önemli bir yere sahip olmuş, hem de Çingene Ümit'in etki alanının göstergesi olmuştur. Çingene Ümit ve onun liderlik ettiği suç örgütü çok yönlü faaliyetleriyle tanınmıştır. Uyuşturucu ticareti örgütün en önemli ve en karlı işlerinden biriydi. Bu alandaki faaliyetler örgütün finansal kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturmuş ve sokaklarda uyuşturucunun yayılmasında kilit bir rol oynamıştır. Uyuşturucu satışı örgüt tarafından dikkatli bir şekilde planlanır ve yönetilir, böylece İstanbul'un dört bir yanına uyuşturucu kolaylıkla ulaştırılırdı. Torbacılar, yani sokak satıcıları, bu ticaretin en ön uçtaki aktörleri olarak örgütün direktifleri doğrultusunda hareket ederlerdi. Haraç toplama ve silahlı tehdit, örgütün diğer önemli gelir kaynaklarından biriydi. Bu faaliyetler, özellikle yerel işletmeler ve esnaf üzerinde ciddi bir baskı oluşturur, onları maddi olarak zor durumda bırakırdı. Örgüt, koruma bahanesiyle bu kişilerden düzenli olarak haraç toplar, böylece hem finansal gücünü artırır hem de bölgedeki hakimiyetini pekiştirirdi. Yaralama, şiddet eylemleri ve hatta cinayetler, örgütün kontrolünü sürdürme ve rakipleri üzerinde üstünlük kurma yöntemleri arasında yer alırdı. 2019 yılındaki operasyon, Çingene Ümit ve onun liderlik ettiği suç örgütü için bir dönüm noktası oldu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün aylar süren takibi ve detaylı soruşturmaları sonucunda düzenlenen bu operasyon, Çingene Ümit'i gözaltına alınmasına ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmesine yol açtı. Operasyon sırasında ele geçirilen deliller, örgütün uyuşturucu ticareti, haraç toplama, silahlı tehdit, yaralama ve hatta 4 cinayet ile 3 cinayete teşebbüs vakası gibi ciddi suçlarla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Çingene Ümit'in tutuklanması, İstanbul'daki suç dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. Bu olay, hem şehrin dört önemli ilçesinde yaşayan insanlar için bir umut kaynağı oldu, hem de suçla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Suç örgütünün 4 cinayet, 3 cinayete teşebbüs ve çok sayıda yaralama olayıyla bağlantıları tespit edildi. İddiaya göre, 2016 yılında Ümit Yalçın silahlı saldırıya uğradı. O sırada Yalçın'ın yanında bulunan Orhan Korkmaz, önüne atladığı suç örgütü lideri Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın'ın canını kurtardı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Uğlel, çete üyeleri tarafından bir başka saldırıda öldürüldü. Uğlel'in yakınları Ümit Yalçın'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Yalçın'ın Uğlel'i Orhan öldürttü dediği öğrenildi. Bu cinayetin ardından Orhan Korkmaz ile Çingene Ümit'in arası açıldı. Korkmaz, Bahçelievler'de iki arkadaşıyla birlikte araçla giderken arka koltukta oturan ve aynı suç örgütüne mensup Zeki G. tarafından Çingene Ümit'in talimatıyla ensesinden vurularak öldürüldüğü, yaşanan cinayetler üzerine Orhan Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz ise Zeki G.'nin Çingene Ümit'ten aldığı talimatla abisinin öldürüldüğünü iddia etti. Çetelerle ilişkisi bulunmadığı öğrenilen Barış Korkmaz'ın ağabeyimin ölüm talimatını Zeki G.'ye Ümit Yalçın verdi. Benim de başıma bir şey gelirse sorumlusu odur şeklinde çevresine bilgi verdiği belirlendi. Bunun üzerine Barış Korkmaz, 28 Mayıs 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayeti kimin işlediğini araştırmaya devam ediyor. Suç örgütünün alan kavgası sebebiyle 2017 yılında da Çukur Hakan lakaplı Hakan Zeki'yi öldürttüğü, 26 Mart'ta ise Bilal Samet K'yı öldürttüğü tespit edildi.
Çingene Ümit lakabıyla tanınan Ümit Y.'nin liderlik ettiği korkunç bir suç örgütünün çökertilmesiyle sonuçlandı. Bu operasyon, polisin titiz çalışmaları ve yerel halkın artan şikayetleri sonucu gerçekleşti. Operasyonun başlangıcı. İstanbul'un Bağcılar, Bahçeli Evler, Güngören ve Zeytinburnu gibi çeşitli ilçelerinde huzursuzluk yaratan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden Çingene Ümit liderliğindeki suç örgütü, polisin dikkatini çekti. Bu örgüt, uzun zamandır şehrin alt dünyasında etkili bir güç olarak biliniyor ve çeşitli suç faaliyetleriyle ilişkilendiriliyordu. Eş zamanlı operasyon. Polis, 18 Nisan'da İstanbul merkezli olarak 3 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon, suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaparak vatandaşları silah zoruyla tehdit ettiği iddiaları üzerine gerçekleştirildi. Operasyonun sonucunda, Ümit Y'ye dahil olmak üzere 52 şüpheli gözaltına alındı. Bu, suç örgütüne yönelik büyük bir darbe olarak görüldü. Gözaltı ve adliye süreci. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki 10 günlük sorgulama sürecinin ardından adliye sürecine taşındı. Bu süreçte, suç örgütü üyelerinin yıllar içinde işlediği cinayetlerin sırları da çözülmeye başlandı. Cinayetlerin sırrı. Son 4 yılda çete üyeleri arasındaki kanlı hesaplaşmalar, polisin dikkatli araştırmaları sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle 2016'dan 2019 Şubat'ına kadar olan dönemde, örgüt üyeleri arasındaki iç hesaplaşmalar ve cinayetler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mercek altına alındı. Bu süreçte, çete lideri Ümit Y.'nin zaman içinde fikir ayrılıkları yaşadığı ve sonrasında düşman haline geldiği eski adamlarıyla olan husumetleri detaylıca incelendi. Ele geçirilen deliller. Operasyon sırasında, silahlardan keskin nişancı tüfeklerine, zehirli mermilere kadar çeşitli mühimmat ele geçirildi. Bu deliller, suç örgütünün tehlikeli potansiyelini ve şiddet kapasitesini gözler önüne serdi. Ele geçirilen mühimmat ve silahlar, basın mensuplarına gösterilerek suç örgütünün gerçek yüzü kamuoyuyla paylaşıldı. Yargı süreci. Çingene Ümit ve adamlarının adliyeye sevki, uzun süredir devam eden bir hukuki mücadelenin yeni bir aşamasını temsil ediyor. Bu süreç, suç örgütüne karşı mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Gözaltı ve adliye süreci, İstanbul'da suçla mücadelede kararlılık gösteren yetkililerin, halkın güvenliğini sağlama konusundaki kesin tutumunun bir göstergesi. Bu operasyon, şehrin alt dünyasında adaletin sağlanması yolunda atılmış önemli bir adımı temsil ediyor ve gelecekte suç örgütlerine karşı yürütülecek mücadelede bir örnek teşkil ediyor.